Bir suali. Okuduklarımız dedi kendimize hediye etmiş olsak, göndersek yarın ahirette bizi karşılar mı? Zaten okuduklarımız bizim kendimize aittir. Hediye etsek bile bizden bir şey gitmiyor ki. Bizim hediye ettiğimiz zaman hediye ettiğimiz kadar bize geri dönüyor. Hediye etmek karlıdır. Yani yanında stok etmektense hediye et. Ne kadar çok verirsen o kadar sana geliyor. Ve bir de şimdi biz insanız. Cenab-ı Hak bizi mahluk olarak zaten yaratılmış diyorsun, mahluksun. Sonradan yaratılmışsın. Sonradan yaratılan melek de olsa, peygamber de olsa, peygamber efendimiz de olsa aleyhissalatü vesselam mahluktur, halık değildir, yaratan değildir, yaratılandır ve muhtaçtır. Hepsi, evet hepsi Allah-u Teala dışında yaratılan her şey muhtaçtır. İnsan da muhtaçtır, acizdir. Muhtaç olan bir varlık, bir başkasına aynı şekilde okumuş, hediye etmiş. Yarın mahşer günü muhtaç olmayan, ganiyü mutlak olan, yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah-u Teala buyurur ki, ey kulum, ben seni muhtaç ve aciz yarattım. Kendi muhtaç olduğun halde tuttun, kendin gibi aciz, muhtaç olan kullarıma yardımda bulundun. Sen muhtaç olduğun halde yardım edersin de, benim ihtiyacım yok. Muhtaç değilim hiçbir şeye. Ben sana bir yardım edeyim de gör. Sen ne kadar yardım ettin? 100 gram. Allah-u Teala ne kadar gönder? 100 ton. Ona 100 grama karşı 100 ton geliyor. Hangisi karlı? 1000 ton da gelebilir yani. 1000 ton da gelebilir tabii. Çünkü sonsuz. Yaratan. Yaratan mı çünkü? 1000 ton. Sen küçücük bir kulübe vermişsin. Allah-u Teala villa veriyor. Köşk veriyor. Şimdi hangisi karlı? Elbette ki hediye etmek karlı. Efendim tabii insan cimri olarak yaratılmış. İflas edivereceğini zannediyor. Elde avuçta bir şey kalmayacağını zannediyor falan. Onun ne şey? Allah-u Teala'nın muhtaç kullarına hepsini hediye etmeliyim. Evet, etmeyelim efendim. Hatta babaannemler kuşağı böyle ondan duyardım ben babaannemden. Çünkü namaz kılarken hep dua ederdi. Annem rahmetli yapardı onu. Nenem böyle sayardı işte. Anama babama dedeme ne hepsi yapardı falan. Ondan sonra bir de şunu ilave ederdi. Derdi ki ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar işte nesli kesilmiş, nesebi yok olmuş, kimi kimsesi kalmamış. Şu anda imdat, bana da bir dua eden yok mu diyen kimsesizlere de ya Rabbi diye gönderirdi böyle. Onun mükafatını o gördü. Yarın Allah-u Teala diyecek ki, ey kulum, sen böyle kendin acizken, muhtaçken sen gönderirdin de, gel ben sana bir iyilik edeyim diyecek. Gel sana, ben sana bir iyilik edeyim diyecek. Hani konuyu açıyor da, Musa Aleyhisselam zamanında bir fasık birisi varmış, ölmüş. Hanımı gelmiş, demiş ki komşular, işte kocam öldü falan. Komşular toplanmışlar. Yok demişler, bu fasık asi birisiydi, biz demişler buna yardım etmeyiz. Yıkamayız da kefenlemeyiz de. Kadın yalvarmış, yakarmış falan. Ha. Demişler ben kadın halinde bunu demiş, ne yıkayabilirim, ne kaldırabilirim, tek başıma halledemem ki. Bizi ilgilendirmez demişler. Allah Allah. Bir çoban varmış, herkes böyle yardım edermiş. Sonra gitmiş o çobana, kardeş demiş, vaziyet böyle böyle. Bakmış bacım demiş, peki ben halledeyim. Gelmiş adamı sırtlamış, götürmüş, yıkamış, kefenlemiş. Bir de kendi başına mezar kazmış. Defnetmiş. Aradan birkaç gün geçiyor. Bir gün oradaki komşular toplanmışlar. Diyelim ki bir kahvehanenin önüne. Herkes böyle susuyor. Hiç kimse konuşmuyor. Birbirine bakıyor ama hiçbir şey diyemiyor. Hiçbir şey ağızlarını hani bıçak açmıyor diyorlar falan. Birbirlerine de bakıyorlar. Nihayet bir tanesi demiş ki, komşular demiş, ben bir rüya gördüm. Rüya gördüm deyince hepsi beraber ama. Ne gördün? Kimi gördün? Meğer herkes rüya görmüş. Demiş komşuyu gördüm. Nasıl gördüm falan. Demiş ya bir köşk. Üzerinde bir elbise. Emrinde hizmetçiler. Böyle bir alımlı, çalımlı. Öyle güzel gördüm ki falan. Ya diyorlar aynısını ben de gördüm. Hepsi görmüş. İyi ama diyorlar bu fasıktı. Bu buna nasıl kavuştu? Demişler hanımı dua etti o zaman. Gidiyorlar. Demişler ki böyle böyle dua mı etti? Ne duası demiş ya, ben görmedim ki onu. Demişler bu açıkta kalmadı ya bu adam. Demiş çobana söyledim, o defnettiydi. Ha demişler çoban okudu o zaman. Hemen çobanı yakalıyorlar, gidiyorlar onu. Diyorlar ki falan he diyor, ben yıkadım gömdüm diyor. Ne okudun? Ne okuyacağım, ben okumasını bilmem diyor. Ben çobanım diyor. Kendimi idare edecek kadar bir şey bilirim diyor. Başka bir şey bilmem ben diyor. Yok diyor sen okumuşsun. Ya diyor ben bilmiyorum diyor, cahilim diyor. Ne okuyacağım ki? Israr diyorum. Nihayet bir tanesi demiş ki o zaman bir şey söylemişsindir. Çoban düşünmüş. He demiş söyledim. Ne dedin? Demiş gömdükten sonra demiş, defnettikten sonra dedim ki ya Rabbi, sen bana zaman zaman böyle misafir gönderiyorsun. Hani tam misafir deniyor ya. Ben çobanım. Senin gönderdiğin misafirlere ekmeğimden, sütümden, peynirimden ikram ediyorum. Boş çevirmiyorum demiş senin gönderdiğin misafirleri. Ha vallahi demiş, ben de demiş 40'ta 50 sana bir misafir gönderiyorum. Bu da benim misafirim demiş. Bunu demiş şanına layık bir şekilde ağırlayıver. Şanına layık bir şekilde. Şimdi Cenab-ı Hak şanına göre nasıl ağırlar? Önce bir, adam günahlarını siliyor.
Ondan sonra nimetler veriyor. Ondan sonra da nimetler veriyor. Dolayısıyla hani hep kitaplarda tüm büyükleri anlatmışlar. Veren aziz olur, alan zelil olur. Onun için de efendim okuduklarımızı, sadakalarımızı, sevaplarını hep gönderelim. Evet, gönderelim.